Evet, programın ikinci yarısındayız. Sayın Reşat Akar'la birlikteyiz. Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni ve tabii ülke gündeminde hem Kıbrıs konusuyla ilgili hem de iç konularla ilgili birçok konuşacağımız konu yine birikti. Tümünü değerlendirmeye çalışalım program süresinin el verdiği derecede. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Aytan. Evet, bugün hem iç konu var, konuşmamız gereken özellikle bu usulsüzlük, yolsuzluk konuları ama Kıbrıs konusu tabii daha da ön planda olduğu dönemleri yaşıyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanı Akıncı New York yolunda bu sabah adadan ayrıldı. Tabii Rum basını bugün yine müzakerecilerin önünde olan konuların artık liderlerin önüne getirilmeye başlayacağını, mülkiyet, yönetim konularının gündeme geleceğini, Maraş'ın anladığım kadarıyla haberlerden öyle ön planda falan olmadığını en azından Rum basının çıkışlı haberlerde görüyoruz. Ve güvenlik garantiler konusunda ciddi bir ayrım olduğunu görebiliyoruz Rum basından yansıyan haberlerde. Tabii bunların altını yavaş yavaş dolduralım. Önce New York ziyaretinden ne bekliyoruz? Oradan başlayalım. Evet, tüm izleyenlerimize de sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ki New York ziyaretinden çok bir şey beklemiyoruz. New York ziyaretinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Akıncı ile ilk kez görüşmüş olacak. Kendisiyle tanışacak. Kıbrıs konusuyla ilgili fikirlerini ölçmeye çalışacak. Ve dolayısıyla daha sonra iki liderin bir araya gelme olasılığı, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yönetiminde onun katılacağı bir toplantıda bir araya gelme olasılığının olup olmadığını herhalde ölçecek. Ama bu arada tabii ki bu görüşme de Yunan ve Rum tarafının taleplerinin de ele alınması mümkündür. Alınacak tabii, öyle anlaşılıyor. Akıncı'nın ikinci tur seçimlere katılacağı gün, bir gün öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmüş ve kendisine garantileri istemiyoruz. Bu Yunanistan'ın şartıdır. Kıbrıs'ta çözüm olacaksa biz bu garantileri istemiyoruz diye bir görüş sunmuştu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Genel Sekreter ciddi bir şekilde not etti söylediklerimizi demişti. Bu kuzeydeki seçimlerden bir gün önce olması çok ilginçti bu girişimin. Yani kim seçilirse seçilsin bilinsin ki biz Yunanistan olarak kesinlikle bu garantörlüklerin devamından yana değiliz diye. Zaten benzeri bir açıklamayı da Yunanistan Cumhurbaşkanı yaptı önceki gün. Dedi ki hem garantileri de istemiyoruz dedi devamını, hem dedi yerleşikleri istemiyoruz dedi. Yerleşik dediği Türkiye'den gelip burada yaşayan insanlar, TC kökenliler. Ama ne yazık ki gene ben üzere gizliyorum. Hiçbir siyasetçinin hatta medyanın çok geniş bir kısmını diyeceğim ilgi ve dikkatinde değil bu olaylar. Yani Yunanistan Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bir tanesi kalmayacak adada diyor. Yerleşiklerin tümü gidecek diyor. Ama ne yazık ki bizden hiçbir kesimden, hiçbir kimseden tek bir ses çıkmıyor. Demiyor birisi de senin yerleşik dediklerin bu TC kökenliler bizim vatandaşımız artık. Demiyor ki bu bir insan hakları, senin yaptığın insan hakları tecavüzüdür. İnsan haklarına hakarettir demiyor kendisine kimseden. Şimdi şöyle bir şey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 35 yıldır 1974 yılının hemen sonrasında, yani 75 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar var. 1974'ten sonra Kıbrıs'ta doğan, Kıbrıs'ta evlenen insanlar var. Sen bu insanlara nasıl şimdi çık git diyebiliyorsun? Yani bunu bir Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bunu sıradan edek lideri söylese alıştık artık bunlara. Fanatik, faşist duygulara sahip bir parti. Ne bileyim işte eski AKP'ci Dışişleri Bakanlığı yapmış Lilikas denen
Bunların en aşırı solcusu da iş Kıbrıs meselesine geldi mi en büyük sağcı, en büyük ırkçı olabiliyor Lirikas gibi. En faşistlerden birisi şu anda. O da bir tanesini istemem diyor. Dolayısıyla şimdi bunlara baktığımızda Sayın Akıncı da zaten İstanbul durağında gazetecilere yaptığı açıklamada zorluklara temas etme ihtiyacını duydu. Yani kolay bir süreç olmadığını ima etti. Yani herkes beklemesin bu çözüm olacak diye, olmayabilir de mesajını da çıkarabilirim. Ben bundan Sayın Akıncı ısrarla çözüm istiyor ama olmayabileceği mesajını da çıkarılması lazım. Çünkü çok ciddi zorluklar var. Zaman zaman söylüyorum bunu ama pek göz ardı ediyor. Geçen günde açıklamasında toz pembe değil dedi her şey. Yani veriyor bu mesajlarda ara. Bu toz pembe değil çünkü birkaç buluşma yaptı. Herhalde o buluşmada kamuoyuna yansıtmadığı bazı sözler duymuş olabilir. Mesela bu sözlerden bir tanesini açık da duyuyor ama kapalı da duymuştur mutlaka. Birisi garantilerdir. Şimdi bu Kıbrıs Türk toplumu yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında %90'ı garantilerden vazgeçmek istemiyorsa Sayın Akıncı bunu nasıl savunacak? Ben vazgeçtim nasıl diyecek? Rumlar şimdi neyi tartışıyor? Bu garantörlüğü nasıl sulandırılabilir? Onu da tartışıyor. Yani hem Avrupa Birliği hem NATO, Birleşmiş Milletler Türkiye de içinde olsun. Zaten NATO'nun da üyesidir. Olmaz böyle bir şey. Ve uzun bir suskunluktan sonra Sayın Çavuşoğlu çok güzel bir laf söyledi. İlk bayağı sitemle karşılamıştık. Evet. Ama sonra güzel Kıbrıs Türk'ü ise söylüyoruz ama çok ilginç söyledi. Eğer senin dedi kötü bir niyetin yoksa ne korkan be kardeşim benim garantimden. Senin kötü niyetin yoksa Avrupa Birliği'ne karşı, Birleşmiş Milletler'e karşı, Amerika'ya karşı, NATO'ya karşı Türkiye pat diye gelip buraya müdahale mi yapacak yani? Şimdi niye yapmıyor? Şimdi niçin yapmıyor? Sen bundan o zaman sen bunu sürekli benim karşıma getiriyorsan ben senden endişe duyarım. Zaten konuşmaların perde arkasında bak dikkat et. Geçen gün Politis gazetesi bir haber yayınladı. Ne dedi? Biz bunu Diyalog gazetesinde manşette verdik. Vatandaşlarımız okudu bunu. Ne dedik? Faturayı kim ödeyecek? Ya. 10 yıllık bir imar süresi diyor. Ve 25 milyar euro gerekir diyor. Ve haberin girişinde şöyle bir ifade kullanıyor. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona en şiddetle karşı çıkanlardan biri olan Nikolas Papadopoulos, yani o hayırcı, ohici baba Papadopoulos'un oğlu, bile diyor, eğer diyor işgalcileri topyekün adadan diyor çıkaracak bir çözüm olacaksa diyor, bu 20 işin diyor ekonomik boyutlarına karşı çıkmayacak. Çünkü geçen defa anlam planı referanduma sunulduğunda Dasos Papadopoulos babasıyla şimdiki başpiskopos Hristos birlikte bir kitap çıkarmışlardı, yayınlamışlardı ve Rum halkına bir öcü korkusu vermişlerdi. O kitaptan 15 bin adet bastırıp bütün köylere dağıtmışlar ve ne demişlerdi? Dikkat edin be Helenler, eğer bu çözüm olursa bu Kıbrıslı Türkler bela olacak başımıza, onların maaşlarını da biz ödemek zorunda kalacak, ekonomilerini de biz çekeceğiz, hiçbir şeyleri yok, yolları yok, osu yok, busu yok, bütün yük bizim başımıza kalacak, bir de Türklerin faturasını ödeyecek ha. Ve bunu alan, okuyan insan, biz çözüm yapacağız, bir de borçlu mu çıkacağız diye düşünmeye başlar. Ve korku verdiler. Ve bunu benim de bulunduğum bir masada bir Rum gazeteci, en ünlü iş adamı Lordos'ta da tartıştı. Sizin gibi ahmakların yüzünden dedi benim gazeteci arkadaş Rum kendisine bu adada barış olmuyor dedi. Çünkü dedi hep öcü korkusu veriyorsunuz. Yalan dedi. Hangi Kıbrıs Türk'ün parasını sen çektin bugüne kadar da çekeceksin dedi kendisine. Cevap da veremiyor ama bir sahte propaganda buluştuklarında bir masa etrafında o kilisenin suya batırıp çıkarıyormuş benim duyduğum başpapaz değneği. Böyle bir yüzlerinden geçirdiğinde o okunmuş suyu, hepsi değişiyor bunların. İnanılmaz bir şey. Yani bizimle oturup konuştuklarında, hele ziyafette, zivaniye de içildiğinde, ya o işte o kardeşlik birbirimizi falan filan, ne zaman bizden ayrılıp kendi aralarına toplanıyorlar, perde arkasında bizi nasıl ezecekler, nasıl yok edecekler, nasıl küçük görecekler, nasıl bizi ikinci sınıf vatandaşlar, nasıl bizi göç ettirecekler, bunları konuşuyorlar. Ben sana nasıl güveneceğim? Yani tabii burada, hatırlıyor musun bilmiyorum. Seçim gecesi
bu stüdyoda birlikte bir program yapmıştık ve ben ne dedim? Seçiyor maliyeti konuştuğumda. Maliyetini konuştum ben Güzelyurt'ta dedim. Nereye arkadaşlarımız bulursa o konuşmayı verelim. Nereye gideceklerini düşünsünler dedim. Güzelyurt'tan başlayalım mesela dedim. Ne diyecekler? Ve bir iki tane Güzelyurtlu vatandaşımız beni de aradı. Dedi ki ya Reşat Bey bizi Güzelyurt'tan şimdi başka yere mi gönderiyorsun dedi. Mesela Ovası'na mı gönderiyorsun dedi. Ben dedim ki ben göndermiyorum sizi. 2004 yılında ezici bir çoğunlukla özellikle Güzelyurt'tan evet çıkmıştı. Ama dedim siz nereye gideceğinizi biliyor muydunuz? Eğer kabul edilseydi bu plan. Yok bilmiyorduk dedi. E peki dedim şimdi yıl sonuna kadar çözüm diyorlar. Ne kaldı yıl sonu? 6 ay. Şimdi 6 ay sonra senin gideceğin yer belli olmazsa sen bu plana evet diyecek misin? Yok demem dedi. E tamam işte benim seni uyarmamın sebebi budur. Nitekim biz bu konuşmayı yaptık. Aradan çok kısa bir süre geçti. İşte bir ay yaklaşık. Ne oldu bir ay sonra? Rum gazetesi yazdı bunu. Dedi ki açık açık tekrar söyleyeyim. O çok uzun haberin özetinde şöyle diyor. Bir, yeniden imar 10 yıl gerekecek tabii baz evlere 3. yılda girecek. Rum 2. yılda girecek. Ama neden 10 yıl koydu biliyor musun? Çok sayıda Rum vardır ki bu gene Rum basında okuduklarımızdır. Diyor ki ben gittim de diyor evime işgalcilerin diyor yaptığı binayı yıkacağım diyor tarlamdan diyor. İstemem diyor onun yaptığını diyor. Yıkacağım eski haline getireceğim diyor. Nasıl getirecek o da ayrı tabii. Zeytin ağaçları gitti, hanı bu ağaçları gitti tarladan 20 sene isteyecek yetiştirsin. Ömrü yeterse tekrar zeytin ağaçları, narı başlar. Ama ben diyor eski haline getir. Bazanda böyle bir fanatizm var. Güneyde Ruslara, İngilizlere, Almanlara evlerini satarlar umurları değildir. Ama bir Kıbrıs'ı Türkiye bir şey gitsin, parasını vereyim sana hayır der. Sen kim olduğunda gelip beni evimden atacaksın der. Küçük görüyor çünkü karşısındaki Kıbrıs'ı Türk'ü. O nedenle tabii keşke biz de küçük olmadığımızı gösterebilecek duruma gelseydik. Bu kadar büyük ganimetleri yedik. 40 yıl önce kalan ganimetler. 200 sene bizi götürecek ganimetleri yedik. Mallar, mülkler gitti, paralar gitti, havada uçtu. Türkiye'den gelen milyar dolarları yedik yemeye devam ediyoruz. Ama bugün bir çözüm olsa ekonomimiz üf dediği zaman bize Rumlar uçacağız havaya. Bak gerçekten ben açık söylerim. Üf dediği zaman uçacağız. 3-5 tane kaliteli güzel otelimizin dışında Rumlarla yarışabilecek neyimizin olduğunu bana çıksın söylesinler. Ticaret odası başkanını da, sanayi odası başkanını da davet ettim çok gene ediyorum. Çıksın desinler ki biz şu konuda çok güçlüyüz ya direnebiliriz. Emlak sektörü çıksın, müteahhitlik. Ya bu ülke hayatında görmediği şeyleri görüyor. Son 10 yıldan bu yana özellikle anlam planından bu yana kaç tane inşaat yıkılmaya başladı? Bu ülkede tarihinde böyle bir şey görmedik. Dünyanın en sağlam binalarının Kıbrıs'ta yapıldığını iddia ederdik biz. Gerçekten de öyleydi. Binalar yıkılır. E kaçak maçak yoktu. Şimdi kaçak o yapılır, döneminde kontrol yoktur. E kayıtsız, çimentodan kaçırın, demirden kaçırıp yaptılar. Bravo, aynı öyle. Denetim yok, kontrol yok. İzinsiz kaçak. Bin defa söyledik buradan, gene söylüyorum. Belapay solunda bir bina diktiler. Ve o binayı eski bir polis müdürü o kaçak binayı yapanları eski bir polis müdürünün koruduğuna dair çok ciddi de bilgiler var. Ve iddialar var. Ne talimat verilmiş? Belediye bastırıyor orayı kaçaktır. Tam Belabayıs'tan çıkarken futbol sahası var. Belabayıs futbol sahası solda. Bu da sağda. Dereyi doldurmuş adam. Dere yatağını doldurmuş. Çöp artıkları, molozlarla ve onun üzerine apartman otel yapacakmış diye çıktı bir şeyler. Yukarı dağa çıkarken dağı kapatıyor görmüyorsunuz. Dağdan inerken Girne'yi kapatıyor. Korkunç bir şey. Yani pahayla ölçülemeyecek değerde, parayla ölçülemeyecek değerde bir belapayız var elimize. Elimizde tuttuğumuz 74'ten beri. Ve orayı da mahvediyoruz. O dere yatağı da mahvolmuş durumdadır. Çok büyük felaketler bekledim. Bunu çok konuştuk. Ben beklerim yani. Yanlışsa bu konuştuklarımız çıksın Girne Belediye Başkanı mesela. Çıksın bu ülkenin İçişleri Bakanı, çıksın bu ülkenin Başbakanı, çıksın bu ülkenin Cumhurbaşkanı, çıksın bu ülkenin bilmem o denetleme kurulları bilmem ne kurulları desin ki arkadaş siz doğru söylemiyorsunuz ya. Orada bir tehlike yoktur. O dere yatağı pırıl pırıldır 74'ten kaldığı gibidir. Doldurulmadı desin. Özür dileyeceğiz bize.
Özür dileyelim açık açık. Ama gidip gözlerimizle görüyoruz. Dere yatağı dolduruldu. Hara dolduruluyor. Hara çöp atıkları oraya dökülüyor. Oraya kaçak bir bina dikilmiş. Ve o binayı durdurdular. Dediler ki yapamazsın. Ama gene iddialara göre o büyük güçler oraya gittiğinde polis durdursun. Hem polisi telefona alıp ne işin var senin orada? Çabuk oradan ayrıl. Talimatlar verildiğini bugünkü yönetimin değil geçmişte. Ama bir daha fikir akıl verildi. Mesai saatleri sonrasına devam edin. Kimse size bir şey yapamaz. Belediye yoktur o saatte. Kimse seni durduramaz. Koy dörtten sonra işçileri. Koy cumartesi pazar işçileri. Sıvalar devam etsin. Menitekin beton sıvalar bitti şimdi. Yıllardan sonra, iki yıldan sonra, bir buçuk yıldan sonra ilk daha geçen hafta gittim gördüm. İçim cız cız yandı. İçim cız cız yandı. Yani o saat düşündüm dedim acaba yahu acaba yanlış mı yapıyoruz? Gelsin Rum alsın da kurtulsun bu. Koy kurtulsun bu memleket ya diye düşünmeye başladım ben de. Ya gelsin alsın yıksın bunu yıkacaksa yıkması lazım. Madem ben yıkamıyorum gelsin alsın yıksın demeye başladım ben de. Yani insanlar onun için ne olacaksa olsun yandım bittim arkadaş demeye başladı insan. Budur işte. Psikolojik sorunlar bozuk. Şimdi oraya gittin bir villa yaptın sen. Bütün varını yoğunu harcadın. Güzel manzara görüyorsun diye. Hop bak adam geldi dikmiş senin karşısına beton binayı. Ne yapacakmış? Apart otel yapacakmış. İzini var mı? İzini de yok. E ne yıkmazsınız izini yoksa? E yıkama çünkü falan partinin delegesi, falan partinin bilmem nesi. Ya bu olacak şey mi ya? Neyse konumuza dönecek olursak güzel yurttan başladıydı. İsterseniz o görüntüyü... Ha, onu benim o seçim o, gecesi konuşmuştuk. Seçim gecesi koyalım herhalde o kısımdır. Uzun da bir konuşmadı çünkü bakalım bir... Daha başlar ver güzel yurdu ver karpazı ve bu iş gider 30 sene 40 sene daha Kıbrıslı Türkler belirsiz yaşar. O çok daha kötüdür psikolojik açıdan. Kimse de bu ülkeye doğru dürüst yatırım yapmaz. Şimdi dolayısıyla Türkiye ile Sayın Akıncı'nın çok iyi geçinmesi ve olası bir çözüm sonrasında yerinden oynayacak Kıbrıslı Türklerin nerede ve nasıl yaşayacağı konusunda bir proje geliştirmesi lazım. Hiç başka çaresi yoktur bu işin Türkiye ile. Çünkü oralara gelirse tabii iş. Yani o çözüm noktasına gelirse. Oturacak masa evet. Neyi konuşacağını bilmesi lazım. Bu masaya hazırlıklı gitmesi lazım. Bir kere bu masa tabii her şeyi konuşmamız lazım. Bu akşam da bu masaya da herhalde kimlerle birlikte oturacağı da çok önemlidir Sayın Akıncı'nın. Mutlaka önemlidir ama ben şunu söyleyeyim. Sayın Özersay geçen hafta dedi ki müzakereci olmam dedi. Bence çok yanlış bir ifade kullandı. Eğer sen iddia ettiğin gibi amacın bu topluma hizmetse bu toplumun önünü açma yönünde bir siyaset ortaya sergilemekse senin bu topluma bunca yıllık deneyimlerine dayanarak hizmet vermen gerekir. Bence müzakere heyetinde olması kaçınılmaz. En azından bütün Rum müzakerecileri tanıyan bir kişi olarak hele şimdiki Rum müzakereciyi tanıyan Mavroyannis'i ki Mavroyannis bugün çok ileri düzeylerde bir görev teklifiyle karşı karşıyadır gidebilir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Onun gitmesinin öncesinde Özersay'ın o heyette olması doğru olur. Peki. Bir defa daha değerlendirmesinde fayda var. Bir virgül koyalım. Sayın Ferdi Sabri Soyer hattımıza. Bu arada siyasi parti başkanlarına da ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız ama Sayın... Zamanı gelmiştir. Çünkü çok uzun bir süre olmayacak önümüzde. Şimdi Türkiye neden Sayın Erol'una yeşil ışık yapmadı konusunda o konudaki düşüncelerimi de aktarayım. 2004 referandumunda Türkiye artık dünyanın baskılarından bıkıp usanmıştı. Sayın Erdoğan önce merhum Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a bazı konularda ileri adım atması gerektiğini söyledi. Hatta Sayın Denktaş Amerika'ya giderken Erdoğan uçağa binip İstanbul'a gitti ve kendisiyle havaalanında 1,5 saat kadar süren bir görüşme yaptı. Ve Denktaş Sayın Erdoğan'ı Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda hareket edeceği konusunda umutlandırmıştı. Erdoğan'a oy veren vermeyen herkes düşünsün. Annan planına benzer bir planı Rumlar kabul etmiyor. Ama diyelim ki kabul etti. Burası çok önemlidir. 110 bin Kıbrıslı Rum o plan çerçevesinde evlerine dönecek. 110 bin. Annan planı. Annan planını kabul etse ki etmiyor. Daha fazla istiyor. Sayın Erol diyor ki Karpaz'ı da istiyor. Yani evet. Salamis'ten başlayarak oralardan Karpaz'a kadar. Bu demek ki 130'a da çıkar, 140'a da çıkar, 120'ye de çıkar. Şimdi nerede yatacağını çözümden sonra herkes şimdiden düşünmeye başlasın. Ben bunu açık söylüyorum.
Ama herhalde insanlar çok kimse söyledim. Sokağa atacak değil. Atacak değiller. Kızılay çadırları vardır. Yani mesele ovası çok büyük. Yani bunu herkes... Bir çözüm olsa böyle olacağını düşünün. Çadırlarda kalacak. Kim ne olacak? Şimdi, ama bir yere ben, birinin hayatını bozarak yeni bir şey şekillendirmeden... Biraz önce Batı Şeria'yı örnek verdim. Sevgili Aytuğ, başka bir şey daha söylüyorum. Girne, Özgür Girne diye bir örgütleri var Rumların, değil mi Güney'de? Özgür Girne Derneği. 3 gün önce Annan Planı referandumunun yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Bütün Rum siyasi parti liderleri oradaydı. Ne dedi Özgür Girne? Girne'ye son galemizdir, oraya hepsi dönmeden asla çözüm yapamazsınız dedi. Ve bütün Rum liderliği de buna evet dedi. Asla izin vermeyecek dedi. Yani düşünürse ki biz Rumların Girne'ye dönüşünü engelleyecek bir çözüme evet diyecekler, imkan ve ihtimal yoktur. Peki o zaman kapsamlı çözüm yerine, ki Maraş önemli bir örnektir bunun için, parça parça çözüme yönlenmeyle ilgili. Evet, bulduk 26 Nisan'daki konuşmasını Sayın Reşat Akar'ın. Biraz ilk başta başka konular vardı ama son kısımda özellikle o vurguyu yapmak istediği noktayı sevgili yönetmenimizle halletmiş olduk. 110 bin kişinin dönüşü, ki ola diyorsunuz ki Annan Planı'ndan daha da fazlasını ister. Bununla ilgili de mutlaka bir şeylerin yapılması gerekir eğer bu olacaksa. Aynen. Ve bunun maliyeti de kalbi daha soru işaretidir tabii. Şimdi Rum gazetesi diyor ki işte sordu, konuştu uzmanlarla ve ortaya bir yayın çıkardı. Zaten Politis gazetesinin sahibi de bir iş adamıdır. Dolayısıyla ticaretten çok iyi anlar ve hayali rakamlar üstünde durmazlar. Ayrıca bu Politis gazetesi Rum gazeteleri içerisinde çözüme en çok destek verenidir. Yani hiç olmazsa çok faşist, çok fanatik, çok Türk aleyhtarı yayınlar yapmaz. Gerçi o da mesela bahsederken bizden sahte devlet der, sahte başbakan der, sahte cumhurbaşkanı der ama netice itibariyle diğerlerinden daha ılımlı yayınlar yapar. Şimdi o dahi soruyor. Kıbrıslı Türkler için diyor yapılacak şeyler, yeni yerleşim yerleri şey anlamını kullanıyor. Yani İngiltere'de belediyeleri var, council flat derler. Yani öyle sığmazsınız için 55 metrekare, 60 metrekare, onun gibi şey, yaşam yerleri. Aynen öyle, o ifadeyi kullanıyor. Kıbrıslı Türkler için yaratılacak yeni yaşam yerleri diyor, için diyor, parayı kim verecek diyor. Çıkacaklar diyor çünkü bizim mallardan, gidecekler diyor. Bunlar nereye gidecek? Nerede yaşayacak? Bunların parasını kim verecek? Şimdi gerçekten eğer kamuoyuna açıklanması gerekli görmedikleri için, yani bir proje var da o projeyi şu anda açıklama ihtiyacı duymuyorlar. Varsa gene sevindirici, desinler ki çıksınlar bize, yahu hiç endişelenmeyin siz, yıl sonu bu yıl içinde çözüm istiyoruz biz ama bizim planlarımız, projelerimiz hazırdır. Biz diyeceğiz ki tamam çözüm ama 2 yıl sonra boşaltacak güzel yurttaki Kıbrıslı Türk görevlerini. Biz 2 yıl içinde de şurada, burada bunlara, bu evleri yapacağız. Parası da finansmanda hazırdır. Bir sorunumuz yok. Yalnız şöyle bir şey de var. Mesela bana, sıradan bir vatandaşım, Güzelyurt'ta evim varsa şu anda ve bana dese sen için rahat olsun ya, bizim planımız da var. Tabii biz evinizde yapacağız, para da ödemeyeceksin, seni götürecek derse bu beni tatmin etmez. Lo derim ben ona. Bana yeri söyleyeceksin bir, nerede yaşayacağım? Bir de kaynağı söyleyeceksin. İki, kaynağı söyleyeceksin. Kim verecek kaynağı? Ondan da isteyeceğim açıklama. Eğer derse ki Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklamadığı sürece inanmam ben sana. Onlar da diyecek ki evet biz garanti ediyoruz. Bu parayı biz vereceğiz. Bir dakika, açıklasayın anasınız. Mesela Sayın Erdoğan dedi ki 20 Temmuz'da son... Güzelyurt'a vermeyecek dedi. Şimdi eğer Güzelyurt'u verirse kader bana, ama şimdi bu bir vereceğim ben size 2 milyon neyse 2 trilyon para da yapacak. Ben neye inanmam o zaman? Finansman açısından söylediklerine inanırım çünkü
bugüne kadar hiç bizi parasız bırakmadılar. Söylerse onu vereceğini, vereceğinden eminim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Net bilgiler olması lazım. Net bilgiler olmazsa elbette güvenmem ben buna. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bilgileri eğer siz bize söylemezseniz bu defa tersi de olabilir. Bu defa Kıbrıs'ı Türklerden hayır çıkabilir. Bak dikkat etsinler. Öyle yani miting oldu, şu oldu, bu oldu, 35 kişi, 55 kişi, 100 kişi gördüler. Zannetmesinler yani böyle bir şeydir. Yani şu anda seçimlerde çıkan sonuç da bu toplumun topyekun %65 seçim istediği anlamına da gelmez. Çünkü, çözüm istediği. Tabii o anlama gelmez. Çünkü Eroğlu'na oy vermeyen İhsan Küçük var. İhsan Küçük'e sordu arkadaşımız Çiğdem Aydın. Dedi ki sen dedi yani siyasi görüşlerinle mi? Yok dedi. Hem Akıncı'ya verin diye gece gündüz 24 saat telefon elinde çalıştı. Ziyafetler, yemekler verdi. O bir tarafa yok dedi. Bir adım gerilemedim dedi. İki bölgede yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak dedi. İki de, çözüm olsa iki devletli. O da amaç başka. Eroğlu gitsin tamam. Eroğlu gitsin. Onun için %65 de yok. Yani öyle bir şey de yok. Şimdi bu halka göstermeleri lazım. Ve halkın da sorması lazım. Ya konuşuyorsunuz bu yıl içinde çözüm de. Beni oturduğum yerden söküp atacaksan nereye gideceğim? Nerede yaşayacağım? Bana bunu söyleyeceğim. Ha bunu da söylemedikleri sürece zarar ne oluyor? Bu da onu söyleyeyim. Şimdi mesela şu anda ki bu her sene böyle oldu. Denktaş döneminde de, Talat döneminde de, Erol döneminde de. Hemen bir şey olur, bozulur müzakereler. Bir yıl sonra tekrar başlar. E bu da tekrar umutlar pompalanır. Çözüm geldiği geleceği nereler verilecek? E Güzelruh'taki adam bilir ki her çözüm planında tabizdir orası. E Rum'da zaten Güzelruh'da olmasa oturmaz masaya. Peki sen bunu söyledik sonra ben o köyde oturduğum köyde çivi çakar mıyım duvara? Narenci ağacı kurumuş adamın. Derler ki tarlanın yarısı kurudu. E bana ne kurusun? Gavurun malı der. Neden? E çünkü ilaç atacak. Bakacak, masraf yapacak. Mangadan borçlanacak. E sen ona dersen yarın bu yıl içinde çözüm 2015'in sonunda 6 ay sonra çık buradan. Ne yapacak? Paralar da gitti, borçlar da kaldı bankada. Diyecek gelen yanına giye ben aldım borçta git kooperatifteki borcumu öde yok. Yanına gidecek gelen nasiktir. 40 senedir kaldın yetmez burada diyecek. Bir de geldin bize banka borcu ödeyecek. E nasıl? Hiç bunlar konuşulmaz ama helal olsun Rumlara. Bir çözüm olursa bundan kazançlı çıkacak olan kesinlikle ve kesinlikle tartışmasız Rumlardır değil mi? 110 bin kişi anlam plana göre dönecek evine. Bu bile büyük bir olaydır. Maraş'ı alacak. Dönerler mi sizce Reşat Bey? Efendim? Dönerler mi sizce? Ya birçoğu döner. Ben Rumları çok iyi tanıyorum. Yani döner. Bırakacak 40 yıllık düzenli ve bak, geri gelsin. Bak bir şey söyleyeceğim. Hadi gir ne? Bazıları diyecek ki Reşat Akar acaba burada provokasyon mu yapar? İsteğini o beni oraya götüren Rum'la tanıştırırım. Kıbrıslı Türklerle çok iyi geçinme yanlısı AKEL parti meclisi üyesi inanılmaz cana yakın bir Kıbrıs Rum arkadaşlar. Son 3 yıl 4 yıldır hiç görmedim yenisini. Vakit yok. Ama ondan önce zaman zaman buluşurduk. Türk tarafında da Rum tarafında da çok da birlikte yiyip içmişliğimiz oldu. İlk buluşmamızda güneyde biz birkaç defa onu davet ettik. Türk tarafında buluştuk birkaç arkadaşla. Onun bizi Lefkoşa'da ilk götürdüğü yer ailevi bir yemekli oldu bu. Lefkoşa'da bir tavernaya götürdü bizi. Yani bir müzikli meyhaneye götürdü diye. Bir misiniz ki gittik fulludu taverna. Ve kadife perdeyle çekilmiş bir bölüm vardı. Biz oturduk masaya, oraya yakın bir yere ayrılmış bize. Biraz sonra perdeler açıldı ve orada Girne haritası, Girne manzaralı, duvarda dev bir poster ve orada masalar, sandalyeler, deniz şekli, kayık. VIP'ydi orası. Hiç kimseye oturtmuyorlar. Adam meğer orayı işleten adam Girne göçmeniymiş ve üzerinde slogan da. Unutmadık, unutmayacağız. Lokantanın bir bölümü Girne'ye ayrılmış. O full olduğu gece oraya müşteri koymuyor. Bu orasını boşaltıp
işini genişletmeyi düşünür değil mi normalde bir insan? Bizde bir lokanta düşün. Tabii daha fazla. 20 kişilik bölümünü ayırdı. BAF'ta hatıraları var. BAF göçmenidir ya Larnaka göçmenidir. 60 kişiyi de alıyor salonu ama her gece dolan taşan bir yer. Adam ne diyecek? Ya 20 kişi, 30 kişi BAF için tutarım orada kapatırım. Yoksa açacağım birisi müşteri para kapayım. Kim yapar bunu? Var mı bir tane örnek bizde ya böyle bir şey? Yoktur. Onlar da var. Dolayısıyla o Girne'yi hale yaşatan adam Girne'ye dönmek ister. Girne için zaten ayrı dedim ben de. Yani belki Girne. Girne dışındakilerin kendi zaten... kendimize. Yok. 110 bin tane Rum'un döneceği yerler boşalacak. Bu 110 bin tane insanın geri döneceği yerden de bizim 60-65 bin kişi çıkacak. Bu 60-65 bin kişi çıktığı zaman nereye gidecek? Bunu tartışmamız lazım. Ama bir çözümde karlı çıkacak olan esas karlı Rumlardır. Sadece Maraş bile bu batmış ekonomilerinin batmış durumu onları ihya eder. 15 milyar euro bir yatırım gelecek oraya yeniden yapılsın diye. Bunu Rumlar verecek değil, bunu dış sermayeler gelecek. Zaten böyle bir durumda Kıbrıs şaha kalkar. Ne dedi geçen gün DİSİ başkanı dedi ki inanılmaz dedi bir şey olur Kıbrıs ekonomisinde dedi. Patlama yaşanır dedi. Bu batmış durumda 15 milyar euro Maraş 110 bin kişinin döneceği yerler elde edilecek araziler ve dönemedikleri yerde ki anlam planda mesela Girne'de dönen %25'ine gene alırdı gidip oturup oraya bir evcik yapabilirdi. Şimdi enteresan bir durumda. Onlar karlı çıkacakları halde bu taraftan da dönüyorlar gene başka şartlardan da vazgeçmiyorlar. Diyorlar ya sen 2004 yılında garantörlükleri kabul ettin. Şimdi diyor garantörlükleri hayır. Ve ne dedi Akellileri Andros Kipriano? 2004 yılında anlam planına Akel son dakikada hayır dedi. Evet. Niçin hayır dediğiniz sorusunu bizzat ben Hristofias'a sordum. Röportaj yaptık, yayınlandı bu. O dönemde program yaptığım televizyon kanalında. Hristofias dedi ki çok basit 2-3 şey istedik dedi. Olmazsa olmaz dedi. Onlar olsun dedi, sorun değil dedi. Nedir dedim? Güvenlik konseyi garanti edecek dedi. Ki boşaltılacak bu yerler. Yarın dedi Türkiye çıkmazsa dedi askerin çekilmesini ve göçmenlerin geri dönüşünü bu bölgelere güvenlik konseyi garantilecek. Ya dediniz siz bana bir yıl sonra boşalacak. Bostancı'da boşalmadı. Bunu bana kim garanti edecek? Ben Türkiye'ye güvenmem diyor. Bunda bir garanti isterim diyor. Başka ne istedi kendisine? Bu şey serbest yerleşim meselesi çok önemlidir. Kısıtlayamam dedi sen. Kıbrıs Rum gitsin otursun, oturmasın Girne'ye. Ya Kıbrıs'a Türk Leymosu'na gitmesin. Onu kısıtlayamam. İnsan haklarına aykırıdır dedi. Garantilerden hiç söz bile etmedi. Şimdi Annos Kiplian diyor, biz diyor başından beri diyor kırmızı çizgimizdir diyor. AB üyesi bile olmayan Türkiye diyor, AB üyesi Kıbrıs'ın diyor garantör olacak diyor. Olmaz diyor. Bu kırmızı çizgimizdir diyor. Peki başka kimin kırmızı çizgisi? Ulusal konseyin kırmızı çizgisidir diyor. O zaman ulusal konseyin kırmızı çizgisiyse bu iş, bu müzakere süreci pek umutlu değildir diyorum ben. Çünkü bizim taraftaki lider de zaten müzakerecimiz söylüyormuş onlara görüşmelerde. Diyormuş ki yani bu garantörlükler bizim vazgeçemeyeceğimiz bir şeydir. Ve bu konuda anlaşamıyorlar. O konuda işte o zaman biz bırakalım bunu beşli konferansa kalsın diyorlarmış. Yani Rum tarafının şimdiki görüşü beşli konferansı kabul etmezken şimdi beşli konferansı kabul eder duruma geldi. Yani aslında Kıbrıs konusundaki Türk siyaseti de çok değişti. Merhum Cumhurbaşkanı'nın döneminde ve eski Türkiye hükümetleri döneminde kesinlikle ve kesinlikle uluslararası konferans veya beşli konferans kabul edilmezdi. Şiddetle reddederlerdi. Çözüm Kıbrıs'ta Kıbrıslılar arasında. Şimdi tam tersi uluslararası konferansı da ısrarcı olan, zorlayan Türkiye oluyor ve Kıbrıs Türk tarafı. Rumlar kaçtı bugüne kadar. Ama Anastasiades akıllı bir anda dalmıyor üzerine ama diyor tamam dedi şimdi. En sona bırakalım. Da o zaman oturur konuşuruk. O zaman oturduklarında Türkiye'yi sıkıştıracaklar demektir garantörlük konusunda.
O kapalı oda içinde ne olur bilemem. Ama şu anki Kıbrıs Türk halkının ezici bir çoğunluğu sokakta da konuştu arkadaşlarımız. Yani her 10 kişi de 8-9 kişi bu garantörlükten taviz vermiyor. Taviz verilmez diyor. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinde beklenen bu. Ama herkesin şu soruyu sorması lazım. Çözüm isterim, isterim. Ama göçmen olacaksam nerede yaşayacağım? Bana bunu söyleyeceksin. Ve ne iş yapacağım? Habida ne dedi? Çok mühim bir kısmını atlamayalım ha. Ne dedi? Kıbrıs'ı Türklerin diyor sahte devleti her yıl diyor 1 milyar euro bütçe açığı verir. Ve bu 1 milyar euroyu diyor bugüne kadar Türkiye karşıladı onlara. Ama çözümden sonra Türkiye karşılamayacak diyor. E peki diyor bize mi kalacak bunun yükü de diyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne mi kalacak yahut da Federal Cumhuriyeti'ne mi kalacak? Eşitlikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borçları var, o da var. Yani o kendininkinden anlatmaz ama kolay bir şöyle bir şey söyleyeyim. Kıbrıs Cumhuriyeti tabii borçlarını ödeyecek ama bütçe dengesini onlar Avrupa Birliği ile bu son pazarlıklarda bütçe dengesini sağlam bir düzeye getirecekler yani. En azından tedbirlerini aldılar. Tedbirlerini alıyorlar. Ama yani bu durumumuzun dahi onları rahatsız ettiği veyahut da onlara malzeme olduğunu görebiliyoruz. Bizim keşke bu kadar Türkiye'den gelen yardım, bu kadar gelen paraya rağmen borçlarımız olmasa. Ama tabii paraların da nasıl kullanıldığı. Nasıl gitti? Gelelim bu, geçelim mi yavaş yavaş? Hortumlama meselelerinde ortaya çıkıyor. Evet. Nereden başlayalım? Belediyeden başlayalım o zaman. İçeriği bir şekilde toparlamak lazım diye hep konuşuruz zaten. Yani bir tarafta Kıbrıs sorunuyla ilgili süreç devam eder peki ama yarın çözüm olsa ne yaparız? İşte önümüzde öyle tablolar var ki bunu nasıl anladırız bilmem. Bugün diyaloğu manşeti de bugünkü konuya dikkat çekiyor. Böyle olmaz demişiz. Neden? Çünkü ortada bir Sayıştay raporu var. Doğrusu, eğrisi, yanlışı tartışılır ama içinde öyle unsurlar var en azından şimdilik yansıyan ki 447 sayfa bu. Bunun yanında devletin içerisinde daha önce çok tartıştığımız konular var. Sonuçlara ulaşmayan, sürekli olarak dilimizde hele bir dönem pelesenk edip yazıp çizdiğimiz çok konu vardı. Bir arpa boyu yol alınmadı. Ve bu paraların da nasıl çarçur edildiği, insanların vergisiyle oluşan, Türkiye'den gelen paraların nasıl kullanıldığına ilişkin. Başlayalım belediyeden, biraz diğer konulara da gireriz herhalde. Bu raporu 3 aşağı 5 yukarı hepsini göremedik tabii ama bildik konuların biraz daha yani ete kemire büründüğü bir durum galiba. Evet. Ne olur, nasıl görüyorsunuz bu? Nereye gidecek bu iş? Bir yargı sürecine doğru yol alır mı? Şimdi nerede bir usulsüzlük, yolsuzluk iddiası varsa o yerlerin hepsinin hiçbir ayrımcılığa uğramadan tarafsız araştırma komisyonları tarafından incelenmesi ve yargıya havale edilmesi şarttır bir defa. Hatta bu tür yolsuzluk iddiaları konusunda özel bir yargı düzenlemesinin de yapılması kaçınılmazdır ülkemizde. Çünkü yasalar çerçevesinde yargının önüne de gitse bu tek yargıcın vereceği karar veyahut da 3 kişilik ağır ceza heyetinin vereceği kararlarla kamuoyu tatmin olmayabilir diye düşünüyorum. Ama keşke yargıya gitse, yani şu an bu yetersiz olabileceğini düşünmekle birlikte hemen hemen hiçbir konu yargıya bugüne kadar gitmiş değildi. Ben hatırlıyorum, bu ülkeye bir güvenlik kuvvetleri komutanı gelmişti. Çok genç yaşlarda, yeni daha muhabirliğe başladım. Günaydın Gazetesi'nin muhabiriyim. Geçtiğimiz yıl kaybettik, Allah rahmet eylesin. Kemal Yavuz Paşa. 1981 yılında güvenlik kuvvetlerinin komutanıydı bu ülkede. Güvenlik kuvvetleri polis kendisine bağlı olduğu için iç güvenliği sağlamakla mükellef bir ordudur. Yani güvenlik kuvvetleri komutanı bu işe niye karışır diyemez hiç kimse. Türkiye'den gelen bir general olabilir
Ama mücahit ordusu dediğimiz eski adıyla orduyu yöneten bir komutandır. Güvenlik kuvvetleri. Evet. Aynı zamanda da polisin yöneten bir komutandır. Şimdi bir şekilde polis bir el polisin üstünde bazı yolsuzluk iddialarını bastırıyordu ve kamuoyuna yansımıyordu bu olaylar. O dönemde çok büyük kaçakçılık olayları ortaya çıkarıldı. Çok büyük. Kimin sayesinde? Kemal Yavuz Paşa sayesinde. Baktı gördü ki bir de ihale meselesi oldu o dönem. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Askerin ihalesinde ortaya çıktı bu iş. Ama askerin ihalesini bile Devlet Emlak Malzeme Dairesi ihale komisyonu yapıyor o zaman da. Araçlara lastik alınacak, otomobil lastiği. İhaleye çıkıyorlar. Bir firma veriyor 10 lira diyelim. Öteki firma veriyor 3 lira. İhale gene 10 lira verene kalıyor. Aynı marka. Aynı firma. Bir dakika bakalım diyor. Bu ihale bozulmuştur diyor paşa. Siz kimi kazıklıyorsunuz ha? 10 lira 3 lira. Tabii bu 3 lira veren derdini anlatamıyor. Maliye Bakanı'na gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Gönderiyorlar. Nasıl ulaşacağım paşaya diyor. Zaten. Birilerini buluyor, ulaşıyor paşaya. Anlatıyor. Paşa ağzı açık dinliyor bu olayları. Çağırıyor, istiyor belgeleri. Bakıyor ki durum ortada. Şimdi ne yaparsınız? Ben askerim. Bana ne kardeşim? Veya askerim ama benim kurumumu da ilgilendirir bu iş. Bu ülkeyi ilgilendirir. Ondan sonra bir polise diyor ki siz bu olayları araştırıyor musunuz bu ülkede? Neler oluyor? Yok. Ve ne oldu? O dönemde çok büyük olaylar ortaya çıktı. Ayrılırken Kemal Paşa 15 tane dosya bıraktı. Başsavcılığa. Polisi hazırlattı. Polis başsavcılığa, savcılığa verdi. Savcılık da bunların suç unsuru teşkil ettiğini ve soruşturma yapılıp yargıya havale edeceğini bildirdi. Paşa gitti, 15 dosya ellenmedi yıllarca. Sonra kadik oldu, atıldı gitti. Tozlu raflarda kaldı gitti. Yıllar itibariyle bu cesaret verici olaydan sonra ki 81-74'ten 7 yıl sonra, 6 yıl sonra diyelim 75'ten itibaren korsak daha. Çok yeni. Yani daha Kıbrıs Türk toplumu, Kuzey Kıbrıs'ta kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık meseleleri daha yeni filizlenmeye başladıydı. Çünkü saf bir toplum düzeninden büyük bir para hırsına doğru yükseldiğimiz dönemler, o dönemler başladı. Sen burada durdurmazsan bir adamı, sen bu adamı durduramazsan burada, adam musluğu daha çok aşmaya çalışır. Musluktan akıyor su, tamam dedin, etraf çamur oldu, kapat musluğu. Kimse kapatmadığı için musluğu o daha çok aşmaya çalışır. Ve bu iş gelişti. Bugüne kadar bu ülkede çok ciddi kaçakçılık veyahut da yolsuzluk veyahut da suistimal iddialar ortaya atıldı. Ama bunların hiçbirisi yargıya havale edilmedi. Sayın Eroğlu sağdır, hayattadır, seçimi kaybetmiş olabilir. Başbakan olduğu dönemde ben halka söz verdim dedi. Bu yolsuzluk iddialarını dedi, yargıya taşınacak dedi. Son olaylar. Onun üstünde çok ciddi olay. Başbakanlık denetleme kurulu da kurdu. Ayrı bina da tuttular maliyenin yanında. Başbakanlık denetleme kurulu polis gibi çalıştı. Türkiye'lere gidildi, Avrupa'lara gidildi. Dosyalar hazırlandı. Dosyalar hazırlandı. Başsavcıya gönderildi. Ve ben başsavcıyla en az 15-20 kez görüştüm. Soruyorum, var mı size göre inceliyorsunuz? Vardır diyor suç unsuru. Ne yaptınız? Polise verdik dava açılma üzere. Ne oldu davalar? Davalar açılmadı. Davalar durduruldu. Yaşanan bu hassas dönemden dolayı da tabii ki polis müdürlüğü daha çok direktifleri siyasilerden aldı. Bağlı olmamakla birlikte. Polisin bu dosyaları ileri götürmemesinin ana sebebinin
siyaset olduğunu, hatta başbakanlık makamı olduğu döneminde iddiaları bugüne kadar çürütülmedi, yalanlanmadı hiç kimse tarafından. Çünkü bu bilinen bir gerçektir. Bu dosyalar yürütülmediği için hiçbirinden sonra, bırakın yürütülmediğini, öyle olay yaşadı ki adam sanık sandalyesinde, kendisini dava eden kuruluşun şu anda yönetim kurulunda. Nasıl olur bu iş? Ben seni dava ediyorum. Sen sanık sandalyesinde olman lazım. Sen geliyorsun, benim dava eden şirketin başına getiriyorlar seni sonra. Ne oluyor o dava? Dava düşüyor otomatikman. Nasıl? Başkanı ben şimdi bu kuruluşum. Durun bu davayı çekin derim de çekildi. Dava. Bunun hesabını vermeyecekler mi? İşte verilmiyor. Şu an verilmiyor. Şu an verilmiyor. Ben iddia ederim ki bir çözüm de olsa bu ülkede, zaten bu çözümden sonra Rum tarafının da bizimle ilgili çok davalar olacak. Rumların kişisel, yani bunları da hazırlanalım. Çok davalar olacak. Mal mülk üzerinde ne? Mal mülk üzerinde. Kişisel haklar hiçbir zaman kalkmaz. Yani diyelim ki çözüm oldu da 2000 tane Rum'un mülkü bizde kaldı. O 2000 tane mülkün sahibinin ferdi dava açmasını kimse engelleyemez. İşte bu. Gidecek Rum yargıç, verecek kendisine. Diyecek ki haklısın. Öde bu kadar tazminat Reşat Bey diyecek, oturduğun evinde bu kadar sene. Ödemem diyeceğim. Devlet barış, çözüm. Ondan sonra o karar alıp AİM'e gidecek. İç hukuk tükendikten sonra oraya gider. Ya burada gelip polis tutuklayabilir seni. Ödemezsen. Bunları yaşayacağız yani. Bu öcü korkusu vermem ben. İstedikleri uluslararası... Bu AB'nin birinci hukuk olayı falan kavgası işte. Bu an, onun alakalıydı galiba bunlar. AB'nin birinci hukuku. Birinci hukuku olsun yapılacak olsun, o anlaşma. Olsun da bu ortadan kalkar diyorlar. Ama gene beni mesela şahıs olarak ürküden Rumların açıklamalarıdır. Rum sözcü Mavrianis bile ne dedi? Görüşmeci. Geçen hafta açıkladı. Satır arasında kaldı açıklama. Dedi ki çözüm barış bilmem ne. Bunları anlatsak da dedi. Haklar dedi. Kaybolmaz ya ortadan dedi. Herkes gene dedi hakkını, ondan sonra arayabilir dedi. Çünkü onların görüştüğü dünya çapında çok ünlü hukukçuları vardır. Onların kendi çok iyi hukukçuları var. Ama görüştükleri çok iyi hukukçular da var. Dolayısıyla bu ülkede biz önce kendimizi temizlemesini bilmeliydik. Yani bugünkü halimizle, bugünkü yapımızla biz sağlam bir çözüm yapamayız bu odada. Yapacağımız herhangi bir çözüm bu yapıyla çok kısa süre içerisinde bizi elekten geçen un gibi yapacak. Un gibi dağılacak böyle parçalara. Bu açıktır. Ve ne yazık ki bugün oldu, hala daha hiçbir hareketlilik yok, hiçbir şey yok. Çakıcı çıkıyor mecliste, diyor ki ya geldik bugün meclise, toplandık ama diyor. Bir tane yasa tasarısı bile yok görüşeceğimiz. Ne yapmaya geldik buraya diyor. Başbakan da diyor geçen hafta iki tane geçirdik sanki. Peki ama oturun o zaman. Hayır, oturun o zaman. Madem ki hep birlikte çözüm. Oturun deyin ki ne olacak bu arkadaş ama? Bu çözümle hazır mıyız? Şu an neyimiz var, neyimiz yok? Oturun, çağırın bir genişletilmiş toplantı, komite kurun. 14 Haziran sonrasında kalmıştır bu işler. Yeni hükümete artık havale edilecek herhalde. Hükümet... Zaten şimdi böyle orta yerde gezinirik. Gelsin 14'ü de bitirelim diye. İnşallah diyelim. Ama mesela bu Sayıştay konusu da çok önemli. Sayıştay'ın raporu neden bir bütün olarak ilgili yere verilmiyor? Ve o ilgili yer neden raporun bir bölümünü değil tümünü kamuoyu ile paylaşmıyor? Zaten hiçbirini paylaşmalar normalde de. Sızan sızdı. Birisi sızdırdı istediği bölümlerini. Evet. İstemediği bölümleri sızdırmadı. Olur mu böyle bir şey? Öyle mi bir şey? Mesela bir şey söyleyeyim. Bunun zararı nedir biliyor musun? Mesela sen belediyeye mal sattın. Ve dürüst sattın. Cemal Buğdoğlu'nun arkadaşı olabilirdin, olmayabilirdin. Ama 5000 liralık satış yaptın diye adın senin sanki yolsuzluk yapmışın gibi gidiyor. 500 bin liralık satan var o tarafta. Onun adı gizli. Mas altın. Nasıl ya, ben 5000 liralık mas sattım. Benden mal istedi verdim. Tümü kar olsa bunun neresi yolsuzluktur? Ama bir taraftan da açıklanmayan rakamlar var. Yani böyle bir dalga numara. Bunda da
bazılarını kurtarma, kurtararak bir şeylere gitme düşüncesi olabilir diye endişeliyim. Özet şudur, bizim sistemimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sisteminde yolsuzluk, usulsüzlük, suistimaller halen devam ediyor. Hiçbir şekilde yargılanma yoktu. Bana birisi derse ki devam etmez, bir tane örnek veririm belki sadece. Belki kamuoyu baskısıyla bu belediye olur. Bir tane evet. örnek veririm sadece. Elektrik kurumu için ihalesiz mal alır. Elektrik kurumu o ilerletilmeyen dosyalarda en önemli konulardan biriydi. İhalesiz alınan jeneratörler vardı. Ve Başbakanlık Denetleme Kurulu gitti, Türkiye ile de çalıştı bu konuda. Aynı firmadan, aynı şartlarda teklif aldılar. 1,5 milyon euroluk farklar çıktı ortaya. Her bir cihazda. Ve şimdi sen gene ihalesiz mal almaya devam ediyorsun. Bu nasıl? Bana birisi desin ki bu devam etmiyor arkadaş. Bu yolsuzluklar, suistimaller devam etmiyor desin. Bana birisi. Beni ikna edemezsin sen. Hala alıyorsun ihalesiz bu malları. Niçin? Daha bir tanesini yargılamadan niye bunu durdurmuyorsun? Kamuoyumuş, toplumun haklarıymış. Hangi toplumun hakları menfaatleri ya? Hangi toplumun hakkı menfaati? Bu toplumun hakkı menfaati diyerek hala da nasıl söylüyor toplum görmüyor muyuz? Maddi 3'te etmiş. Bak ama sen büyük ev kapalı, adam evine hiç girmiyor 30 gün. Gidiyor kapının altından makbuz budur. Kullanmadığı eve maddi 3'te et diyor. Kullanma elektriğe. Nasıl ya? Ne hakkın var? Onu da diyor. Ama çok ilginç bir laf söyledi. Günün birinde o da kaldı böyle kıstırıldı. Dedi ki maddi 3'te kaldırırsak batar. İflas ederek evet. dedi. 300 milyon galiba. 300 milyon rakamlardan söz ettiği zararı olurmuş. Vay 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 vay. Sen benim sırtımdan yani istediğin gibi alavere dalavere alar. İhalesiz alımlar yapılacak. Personel alımları devam edecek. Sonra da batar kadar maddi 3'e koymazsak. Nasıl ya bu iş? Özelleştirme o da olmaz. Yakarık yıkarık. Hükümet kalmaz. Nasıl iş? Herkes tabi mecliste böyle duruyor. Kötü adam olmalıyım ya. Başlar. Seçim var. O isteyecek gene bunlardan. Yani bu şekilde. Bu yapıyla bir şey söyleyeyim. Ben olsam anasosyalistin yerine zaten bir tane Türk bakan kabul etmem. Bak açık söylerim. Bir tane Türk bakan kabul etmem. Etmem. Devletin içerisinde bir tane Türk bakan kabul etmem. Önce bu taraf temizleyecek kendisini. Kanıtlayacak bana ki dürüst bir şeffaf yönetimi var. Kabul etmem. Yoktur böyle bir şey. Bir tane adam yargılanmadığı sürece bu ülkede ben bunu kabul etmem. Bah belediye başkanı hapiste, eski savunma bakanı hapiste, eski İçişleri bakanı hapiste. Ristofyas direkten döndü. Merkez Bankası başkanı, bak Merkez Bankası başkanı ve bas savcı yardımcısı şu anda yargılanıyor. Yakında onlar da hapiste. Elektrik kurumunun başındaki yönetim kurulu başkanı, 5 tane yöneticisi hapiste. Türk'ün malından 100 bin euro rüşvet alınmış diye. Ben biraz önce dedim ki bir jeneratör alımında 1,5 milyon eurodan söz ediliyor raporda. Yalan doğru, yalansa yargı çıkarsın yalanını. Kıbrıs Türk Hava Yolları hala daha taşıdılar maketlerini, uçağımızlardı. İyi yaptınız, aldınız yöneteceksiniz diye. Ne sorgulamazsınız 5 milyon euroyu Singapur'a gönderdiğiniz motorunu? Uçağın motoruymuş Singapur'dan ayrılacakmış. Yani Avrupa burada... Son Almanya'ya gönderdiler. Olmadı da. Yani 5 milyon euro gitti ya da dolar geldi motor olmadı dediler. Niçin? Oradaki hava koşullarına göre ayarlanmışmış motorlar da burada olmazmış. Almanya'ya dediler. Lufthansa'ya göndermişler. Bu da Lufthansa'da çok daha sembolik bir parayla yapıldı motor. Bunların hiçbirini sorgulamadın sen. Sonra Kıbrıs Türkler kurulacak federal devlette haklarını eşit bir şekilde alacaklar. Ha koyacağım 5 tane seni gene uçağın motor 5 milyon yahut da gümrüklerden gel geç. Koyacak ama bir yanlışta da gidecek işte. Yani yargılanacaksa o zaman kalmaz bir daha herhalde arka arkaya böyle hatalar olsun. Bizde temel sorun Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın zanlıları diyeyim yargılansaydı belediye bu hale gelir miydi? Bir korku olsaydı hiçbir şey olmazdı. Yani en azından birkaç yıl dururdu bu işler. Yani en azından o daha önceki yolsuzluk dosyaları yargılansaydı en azından durulurdu bu işte bir süre için durulurdu. En azından şimdiki yöneticiler değmezdi. Ben alırım ihalesiz mal, sen istediğini yap.
değmezdi bir başbakana, i̇şte bir hükümete. Yani ama şimdi travmadan sonuç çıkaramadık biz. Yani, doğal olarak da arkası geldi. Aynen o şekilde. Peki bir başka programa devam edelim. Zaten akışı birazcık dağıttık. 16 haberlerini geçtik. Ama gene de verelim biz 16 haberlerini sevgili yönetmenim. Bir 10 dakika geciktik ama bir şey değil. Verelim güne yansıyan bu ana kadarki gelişmeleri. Sayın Akıncı'nın açıklamaları var. Konuk bir bakanımız var. Onun konuşmaları var. Bunları paylaşalım sizlerle. Teşekkür edelim geldiğiniz için. Katkı koyduğunuz için programımıza. Yine önümüzdeki günlerde tekrar bir arada olmak üzere. Efendim bugün noktalıyoruz. Ülke gündemini konuştuk. Programın ilk yarısında Lefkoşa Türk Belediyesi'nin durumunu, ikinci yarıda ülke gündemini ve Kıbrıs sorununu konuşmuş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.